Şimdi, ne diyorsun? Ya sen diyorsun ki ben bunu alırdım diyorsun, Türk olsaydı diyorsun. Yabancıyken niye almıyorsun bu adamı? Kadrosuna uygun değil. Onu çıkart o zaman, al adamı, o zaman gelecek. Ya öyle bir soru olur mu? Hayır hayır. Da sorulur. Abi, bak şimdi bir dakika. Sen kuralı değiştiriyorsun. Abi şimdi abi ikiye tek bak, oynuyoruz. Bak sen ya. Kuralı değiştiriyorsun. Yok sen anlamadın konuyu. Sen kuralı. Ben anladım abi, konuyu. Olur mu ya? Baş başladığında kural mı değiştir? Sakin ben açıklayayım sana. Kural değiştir demiyorlar. Galatasaray başvurusu var mı şu an? Hayır. Bak ne diyorum. Galatasaray'ın başvurusu var mı? Başvurusu yok ama Galatasaray medyası... Ama şu an öyle bir duruma geldi ki bu çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil diye haberler çıkıyor. Ben onu söylüyorum ben size. Ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? Evet. Mavi kartı var tamam, çocuğun ya. Varsa sorun. Bu mavi kart oynamasına yetiyor mu? Yetmiyor. Tamam ben bunu tartışıyorum. Abi zaten bu çocuğu Galatasaray transfer ederken yerli statüsünü oynasın diye almadı. Ben de onu söylüyorum tamam, size. Tamam niye tartışıyorlar peki Galatasaray medyası bunu? Galatasaray medyası niye bu tartışıyor? 3 yıl oynamaması gerekiyor. Abi tartışmaya kapalı bir konu. Galatasaray medyası tartışmıyor. Bunu tartışan daha değişik medyalar tartışıyor. Ya bir şey söylüyorum abi, ben sana. Ben bakıyorum akşam sosyal medyaya bakıyorum. Bütün... Tamam. Sen beni sözümü kesmeden ben bir soru soracağım. Kural buysa, tartışmaya kapalıysa bu çılgınlık ne? Ben onu anlamıyorum. Bu abi, çılgınlık ne? Herkes ne yazıyor? Ya ben sana bak, devlet sana basın kartı veriyor. Sürekli basın kartı taşıyorsun. Ve sen bunu idrak edemeyecek kadar bir zeka sıkıntısı yaşıyorsun. Sana demiyorum ha. Programda olduğun için söylemiyorum. Bunu tartışanlara ya kural bu diyor. Bu kural sezon başladıktan sonra değişirse bu lig tescil edilmez. Tamam. Diyor, bunu çözemiyorlar da. Tamam. Ya bu çocuk tamam. Zaten Türk tamam. Bunu kabul ediyoruz. Ama sen bunu eğer böyle yaparsan Beşiktaş der ki bilsem ben alırdım. Ben de sana derim ki Beşiktaş o zaman kardeşim bu çocuklar o kadar gelecek vaat ediyorsan. Ya ben böyle bir saçma cevap olur mu? Bir dakika ben seni çok iyi anladım. Ama yok, o da ben çok çocuğa şey demedim. Bunu daha sonra Türk statüsü alırsınız anlamında söylemiyorum bunu. Hayır o da çok haklı. Bir dakika onun da demek demiyorum istediği şey. Madem biliyorum. Bu kadar büyük bir yetenek. Ben ya bu çocuk Galatasaray'da oynayacağım ya bu kadar. Ya sosyal medyada tartışıyorlar inanılacak gibi Serdar, değil. Serdar ben şunu anlamıyorum. Bu çocuk Galatasaray'a gelince bu kadar çok önemli futbolcu bak, oldu. Bak şimdi ben sana ya bunu Galatasaray açıklayacağım. Galatasaray bu fiyatlara transfer edince ya mi? Ya çocuk Galatasaray'a gelince önemli açıklayalım. Oyuncu olur oldu diye bir mantık olur mu? İşte adam Barcelona'da oynuyordu zaten. Onu söylüyorum şimdi ben sana. Serdar aslında. O da kimse bir şey demiyor. Önemsiz de değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğun ailesi. Bu çocuğun ailesi. Niye Avusturya vatandaşını seçiyorsun o zaman? İşte Avusturya'ya bir bak bakalım nasıl bir orada şey geçiyor görüyorsun. Aa, niye? Bambaşka bir tartışma konusu niye açıyor şu an. Niye alıyorsun o da? Ya aldıktan sonra da her şey zaten. Avusturya'da yaşayan arkadaşlarımızı soralım bakalım. Orada. Tolga Yarslan hala kendini parçalıyor. Kastan Serdar, döndü davaları. Şimdi bu zaten çok FIFA'dan farklı bir konu. Ben bunu değiştirin demiyorum. Olmuyor. Değiştirilmez zaten. Ama diyorsun ya federasyonun bir açıklama yapmasını bekliyorum. Yapacak dedim ya. Ki, hani... Diyecek ki ben bu kardeşim bu statüyü ben kabul etmiyorum. Bu statü devam ediyor diyecek yani. Dedikten sonra ne olacak? Ya bir şey herkes susacak ondan susmayacaklar. Sonra. Susmayacaklar. Sen diyorsun ama bak desin işte. Diyor ki olmayacağını şey açıklasın. Susmayacaklar ya. Ben biliyorum. Çünkü burada amaç başka. Ne amaç ne? Burada amaç efendim şu çocuğu Türk çocuğunu nasıl oynatmıyorsun nasıl? Kural peki, belli. 3 yıl arkadaşlara milli takımda dakika. Oynamaması gerekiyor. Bu kuralı kim koydurttu? Sonra oynayabilir. Ya ben bu kuralı kim koydurttu? Şimdi. İsmi belli olmayan, soy ismi belli Serhat, olmayan. Bu kuralı kim koydurttu? Oynuyorlar geliyorlar. Bu kuralı kim koydurttu? Fatih Hoca koydurttu. 2015'te. O kadar yazdınız. Hocam belgesel şöyle böyle falan. Niye yazmıyorsunuz Fatih Hoca niye böyle yaptın diye? Ki bence Fatih Hoca'nın koyduğu kural doğruydu. Ben Fatih Hoca niye koydu demiyorum. O gün şartlarında doğruydu. Diyorsun mesela kural değişmiyor diyoruz. Sezon başında rezervlik açıklanıyor. Ondan sonra rezervlik de kapanıyor. Kulüpler Birliği gelmiyor. Yok takım yok diyor. Tamam şimdi Kulüpler Birliği kural değiştirirse TFF kabul edecek mi onu? Bak bu senin. Onu diyorum ben de sana bu, o zaman bak, yani. Biz sen, bundan çıkamayız bak, Serdar. Sen çıkarız. Çıkamayız. Bak çıkmamı engelliyorsun. Çıkamazsın sen. Sen bana müsaade etsen çıkacağız. Evet. Abi bu futbolcu Yusuf bak, Demir Galatasaray futbolcusu. Tamam bana müsaade çıkartın. Transferi, tamam bana müsaade çıkalım. Bu senin son verdiğin örnekte bunun hiç bilgisi yok. Evet. Yok kural değişikten bahsediyorsun. Bak rezervlikte bu hiç bilgisi yok. Bir takımın burada planlaması sen, ile ilgili o. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. TFF. Bu yaptığı şey ne olur biliyor musun? Bu adam 15 yabancılı oynatır, atıyorum rakamı. Sen 14 yabancılı oynatırsın demektir. Bu olmaz. Serdar. Evet. Bu neye olmaz Serdar, biliyor musun? Hepsini biz geçtin. Biz aynı şeyi konuşuyoruz. Ya bu bak bir dakika. Biz aynı şeyi konuşuyoruz. Ya şunu bir noktaya koyayım. Ya bir noktaya koyayım. Bu adalete sığmaz. Tamam ben diyorum ki. Bu adil olmaz. Ya Galatasaray demiyor ki ben bu futbolcuyu aldım kardeşim. Yolda gelirken bu futbolcunun statüsünü değiştireceğim anlamında almadı ki. Ben onu anlatıyorum tamam, size. Tamam ben Galatasaray demiyorum. Tamam.
Benim konu... Abi öyle bir şey ki. Fenerbahçe'de arkadaşlar... Hayır, benim tartıştığım durumun öznesi Galatasaray değil. Sen? Galatasaray medyası. Tamam işte. Bu adamlar gazeteci ya. Abi Galatasaray medyasına Beşiktaş medyası yapmıyor. Fenerbahçe medyası yapmıyor. Ben de onu sana ben bu adamlarla ya. Meslektaş olmayı şu an kabul etmiyorum. Ya aklını kullan. Kanun var ya. Türk oğlu Türk diyor. Utanmasalar DNA testi koyacaklar oraya. Konu o değil yani. Ya saçmalık. Ya ben diyorum ki arkadaşlar şu kulüpçülükten çıkın. Sizin maaşlarınızı kulüpler ödemiyor. Sizin maaşlarınızı kurumlarınız ödüyor. Çok merak ediyorum. Son sayfa etiketini. Ya bana Aspor şimdi parayı Serdar, git Beşiktaş'ı savun, Fener'i savun diye vermiyor. Eğer ben onu yapacaksam Serhat'cığım. Serdar'cığım biz aynı şeyi konuşamıyoruz. Biz aynı şeyi konuşamıyoruz. Ben onu yapacaksam. Biz aynı şeyi konuşamıyoruz. Ben derim ki ya ben Galatasaray şimdi, kulübünde medya danışmanlığı işine başladım diyeyim Serdar'cığım, o zaman. Serdar'cığım biz aynı şeyi konuşuyor muyuz? Ben ne diyorum? Ben seninle aynı şeyi konuştuğumu zannetmiyorum. Ben bu çocuk Türk statüsüne sayılsın mı diyorum Yusuf Demir'den. Öyle mi diyorum ben şu an? Hayır demiyor. Demiyorsun. E, tamam o zaman. Ben o bir açıklama yapılsın diyorum. Diyor. Tamam. Bu konu artık ama açıklama yapılmasına sen. Gerek var mı Serhan? Ya yok abicim niye yapılmasın ya? Yapılsın. Ama konuşuluyor diyor olmuş işte. Yan. Her şey konuşuluyor, her şey ya. Şey yapılıyor. Hakem hata yaptığı zaman TFF konuşsun deniliyor. O konuşulsun. Ee? Ya bunda konuşmaya gerek var mı? Kanunu ortadı bunu. Ya çıksın söylesin. Kanunu ortada kardeşim bir şey olmayacak Yusuf Demir'le. Bunu söylesin. Ne olmuş yani? Ya sen adam der ki ben bunu niye söylüyorum? Benim kitabımda yazıyor. Ya Galatasaray'ın böyle başvurusu var mı? Şimdi kural değil ama mi? Başkan oynatmak için uğraşacağız dedi. Ya soracağız, şey yapacağız, başvuracağız diyor. Şu an i̇şte olur nasıl mu? Başvuracağım? Yarın şeyde devre arasında şey yapacak, değerlendirecekler. Ya bak ben şunu anlamıyorum. Bu kural kalksın. Ben bunu bir kere savunmuyorum. Tamam. Kalksın. Ama bu kural sezon ortasında kalkmaz. Evet, burada da şimdi Serdar'ın bu söylediği neden önemli? Bu Beşiktaş'ta da olsa aynısını söylerim. Fenerbahçe'de de burada Galatasaray'la ilgili bir bu şunun gibi bir şey. Yok. Bir anda yabancı oyuncu kuralı mesela değişti diyelim. Kural kalktı ya da. İşte geçtiğimiz sezonlarda örneği var. Ama böyle bir şey planlamalarınızı yaptıktan sonra olunca bak burada ne çıkıyor biliyor musun? Dengesizlik ortaya çıkar. Burada belki de çok istediği için alamayan bir takıma haksızlık oldu. Larin'i aldın. Beşiktaş'ta o gün bir yönetici söylemiş onu. Gidiyorsun Wagner Love'u alıyorsun. Ne anlama kaldı? Adamın önünü kapattın. Şimdi Yusuf'u aldın ki bana göre sezonun en iyi transferi. Haberini ben yaptım. Bütün Türkiye'yi atlattı. Tebrik ettim aradım. Tebrikler. Müthiş bir transfer. Mata transferinden daha çok heyecan kesinlikle. Verdi. Icardi transferinden daha çok heyecan verdi kesinlikle. Bana. Çünkü Barcelona'da oynamış bir oyuncu yani Barcelona radarına girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bu çocuk 14 yaşında Rapid Wien bu çocuğa maaş bağladı. Rapid Wien'in tarihinde böyle bir şey yok. 14 yaşında bir çocuğa maaş. Avusturya Futbol Federasyonu yatırımlar yapıyor ve onlar da aileyi sıkıştırıyor zaten. Bu çocuk bizde oynayacak. Ona göre biz ona göre yatırım yapıyoruz diye. İyi çocuk. Bu arada şunu da hatırlatmak o aile onlar hepsi ayrı. Berkay Bey kural koyup çok teşekkür ediyoruz. Evet doğru söylüyor. Kural koyulduğunda yabancı sınırı yoktu. Evet. O yüzden de hani iki kuraldan biri kalkınca mantığa sığıyor. Yani, ya ben şunu söylüyorum. Şu anda bunu niye Melike, konuşuyoruz? Oyuncunun yerli statüsünde oynayabilmesi Melike, için konuşuyoruz. Melike bu çocuk kaç yaşında? Milli takım üzerinden değerlendirmiyoruz zaten. Serdar kaç zaten yaşında? Zaten kurala göre bu... Bilmiyorum 19-20. Mesela Mesut Özil neden ya yerli statüsünde oynuyor? Ya. Yaşı gereği bu kuralın öncesinde Mert Dobre, oynadığı 2006. için Alman milli takımında. Ya yani o farklı bir kurala tabi tutulduğu için oynayabiliyor. Ya... Ha şu ülkenin tarihinde Mert Nobre Türk statüsünde oynadı. Evet. Mehmet Ağrıoğlu milli takım forması Colin giydi. Kazım. Colin Kazım. Bu çocuk oynayamıyor o ayrı ama kuralı var kardeşim. Tamam. Evet. Ben onu anlatamıyorum bu insanlara. Senin demek istediğin sen şimdi ben onlarla hakkında konuşunca sen sürekli o çıkış yolunu kapatınca onları haklı çıkartıyorsun. Onu demeye getiriyorum. Ya, ben, ya mantık ben var ya Allah ya. Akıl vermiş kullan Bey, diye. Yazmışsınız söyledim ama izlemediniz. Mesut Özil'i sormuşsunuz. Onun... seneyle ilgili 2015'te bu kural konuldu. Mesut Özil daha öncesinde hayır, zaten. Hayır bir tane örnek vereyim. Veli Kavlak. Veli Kavlak da evet aynen. O da aslında Avusturya milli takımı. Oyuncusu. Ama o ondan sonra geldi. Kural bu oyuncuların sonrasında yaşları sebebiyle çok sonrasında geldiği için. Oturalım seneye kaldıralım. Yusuf Demir kapsayan bir döneme tamam, devre arası bunun bir görüşmesi olacak. Ferdi Kadıoğlu'nu da kapsıyordu ama o ne yaptı? Tercihini yaptı. Devre arası bile olmaz. Görürsün. Çünkü avantaj sağlar bir takıma.
Olmaz. İtiraz ederler. Mesela, ben bu ligi kabul etmiyorum derler takımda. Valencia'da Eray Cömert. Ne kadar önemli transfermiş ya. Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Statü bozuluyor. Transfer süper değil. Bak ya. Statü bozuluyor. Kanun tamam. Değişiyor. Bak uymadığı için oyun oynarken kural değişiyor. Transfer. Ne olsun çocuğa ya. Vallahi o başka. Tek başına Galatasaray'ı kurtaracak bir çocukmuş ki herkesi bir anda hararete soktu yani. Bak, tek başında... Bak. Tek örnek başına, verdim. Ben başka bir oyuncu örneği verdim. Bu çocuk o kadar çok değerli futbolcu. Çok ya Melike şimdi bu çocuk o kadar değerli futbolcu. Bunu biliyoruz zaten. Yani Barcelona'da oynamış. Ama çocuk o kadar ne kadar değerli futbolcuymuş ki Galatasaray'ı tek başına alıp kupaları kazandırıp şampiyon yapacak çocukmuş ki herkes bunun derdine düşüyor. Ama değerli oyuncu. Ya tamam ben değerli siz demiyorum zaten. Değerli olduğunu bildiği için. Ama burada konuşulan çocuk etti. Değil. Burada konuşulan o Satıyor. Madde. Bak tekrar söylüyorum. Valencia'da Eray Cömert. Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu. Yine aynı sebepten zaman, belki de bu transferi yapmadı Beşiktaş. Melike'cim, o zaman kimse hiçbir şey konuşmasın. Galatasaray bu çocuğu 21 yaş altı statüsüne uyduğu için evet, aldı. Kontenjanında bu kadar kapatalım bu konuyu. Tabii tabii. Yusuf Demir ilerleyen zamanlarda muhteşem işler yapacak ama şu da bir gerçek. Avusturya'da şöyle bir kanun var biliyorsunuz değil mi? Türk statüsünde ya Avusturya vatandaşı oluyorsun ya Türk vatandaşı oluyorsun. Avusturya çifte vatandaşlığı kabul etmiyor. Almanya'da öyle herhalde. Almanya'yı yani futbolda galiba. Şurada